dünya şampiyonluklarının arasında hem amatör dünya şampiyonlukları var hem profesyonel dünya şampiyonlukları var. Ülkemi layıkıyla temsil etmeye çalıştım. Normal bir şampiyonluk değil, dünyadaki bütün dünya şampiyonları arasında, Avrupa şampiyonları arasında en iyi olmayı hedefledim. Zayıflık gösteremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden çok büyük hedeflerimiz olmalı, çok büyük başarılarımız olmalı diye düşünüyorum. Bizim Allah-u Teala'ya daha çok hamd etmek ve daha çok şükretmek, ona secde etmemiz gerekir. Çünkü bize apayrı büyük başarılar ihsan etmiş. Ben kendi şahsıma öyle düşünüyorum. Bizim daha çok Allah-u Teala'ya secde etmemiz lazım. Ben Serkan Yılmaz. Kırşehirliyim. Yaklaşık 40 sene yakın spor yapıyorum. Değişik spor branşlarında ülkemi temsil ettim. Birçok dünya ve Avrupa şampiyonlukları, uluslararası şampiyonluklar, tekvando, kickbox, kung fu gibi branşlar, muay thai gibi branşlarda ülkemi uluslararası arenada temsil ettim. Devlet sporcusuyum. Beş kardeşiz, en büyükleri benim. Ailemde spor yapan başka birisi yok. Nasıl bir aileden geliyoruz dersek, Osmanlı'nın kurucu aşiretlerinden sayılan bir aile diyebiliriz. Kendi kültürüne, tarihine, inancına bağlı bir aile. Hedefleri olan, başarıları olan, daha büyük başarıları hedeflemeye çalışan bir aileden gelen birisiyim. Babamın motor tamir servisi vardı diyelim. Ben yanında çok çıraklık yaptım. Yanında mekanikle alakalı birçok çalışmalar yaptık. Bu mesleği de öğrendik fakat ben daha çok spora yöneldim. Babam hiçbir zaman sporu bırak da iş hayatına gir demedi bana. Hatta ben kendim isteğimle zorla işe gidiyordum. Marmara Spor Akademisi'nde eğitimimi yaptım, orada eğitim aldım. Sporculuğumun dışında dünyanın birçok ülkesinde bakanlar düzeyinde başarılı olmak ve başarılı kalmak adında birçok seminerler verdik. Sürekli dini eğitim aldım diyebilirim. Çünkü ben kendi tarihime, kültürüme ve inancıma bağlı bir insanım. Biz geçmişi destanlarla dolu olan bir milletin evladıyız. Çok imanlı ve şuurlu bir toplumdan gelen insanlarız. Bundan dolayı İslami yaşantımızı ön planda tutan, İslam'ı merkezimize alan, diğer işlerimizi de İslam'a uygun şekilde idame etmeye, başarılı olmaya çalışan insanlarız. Spora yaklaşık 1985 yılında, 10 yaşında başladım. Tesadüfen böyle kafamı spor salonundan içeriye uzattığımda içeride çocukların takla attığını, işte futbol oynadığını falan gördüm. O şekilde görünce bir anda bir heyecana kapıldım. Çünkü ben hiperaktif bir kişiliğe sahibim. Hiç spor yapmadan ilkokuldayken bile 19 Mayıs ve 23 Nisan gösterilerini yaptırtırlardı bana. Ellerimin üzerinde yürürdüm, geri takla atardım. İşte çeşitli böyle 6-7 kişiyi, 8 kişiyi yan yana dizerek üzerlerinden takla atardım ama hiçbir eğitim almadım ben. Eğitim almadan yaptım bunları. İlk gittiğimde karateye yazılmıştık. Babamı zorla götürdüm spor salonuna kaydettirmek için. Karateye kaydolduk. Ondan sonra duvarda bir tane yumruk resmi vardı böyle. Bir yumruk resmi içinde avucunda bir şey tutuyor böyle. Tekvando'nun ablemidir bu. O zaman tekvando nedir bilmiyorduk. Kaydoldum. Eve giderken babama dedim ki, baba dedim ben tekrar spor salonuna döneceğim. O yumruk işareti neyse dedim, bu yumruk işaretine kaydolmak istiyorum. Tamam dedi, git dedi. Değiştir dedi branşını dedi. Ben gittim, o zaman Rıza amca vardı, Allah ondan razı olsun. Dedim ki, Rıza amca, ben dedim karateye kaydoldum ama şimdi dedim o duvarda duran yumruk işareti var ya dedim, o neyse dedim, ben onu dedim ona kaydolmak istedim. Dedi o tekvando. Tekvando'ya kaydolmam böyle olmuştu. Ama burada da bir hikmet var. Tekvando benim için çok yararlı oldu. Yani ben uzun yıllar tekvando ile alakalı maçlara bir tekvandocu, dövüşçü olarak anılarak çıktım. Çünkü bizim girmiş olduğumuz maçlar sert dövüşler. Tekvando biraz daha farklı. Yani şimdi biliyorsunuz tekvando maçlarınızı izliyorsunuzdur. Ama tekmenin gücü çok farklı. Çok antrenman yapıyorduk biz. Günde 6 saat antrenman yapıyorduk. Her gün 6 saat antrenman yapıyorduk. Bu antrenmanlarda her antrenmanda nereden baksanız
6 kilo veriyorduk antrenmanda. 3 antrenman yaptığınız zaman bu 18 kiloya tekabül eder. Tekrar 18 kiloyu yemek yiyerek alıyorduk. Ciddi antrenmandan bahsediyorum. Her tipten arkadaşlarımız vardı mahallemizde. Hareketli bir mahalledir. Yani İstanbul Bahçelievler, Yeni Bosna, Şirinevler bölgesini az çok insanlar yani biliyordur. Böyle bir çevrede yetiştik. Fakat mümkün olduğunca hiçbir sıkıntılı işlere bulaşmadan kendi hedeflerimize ulaşmaya çalıştık. Çünkü bizim kaybedecek bir zamanımız yoktu. Bir an önce yetişip başarılı olup ülkemize hizmet vermemiz gerekiyordu. Bununla alakalı biz hedefimize kilitlendik diyelim. Biz de karateci, tekvandocu, kungfucu diye dalga geçiyorlardı arkadaşlar bizimle. Daha sonra, yıllar sonra bize çok hak verdiler. Yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı takdir ettiler. Yaşantı olarak agresif bir insan değilim, sakin bir insanım. Fakat hiperaktif bir yapım var. Çok antrenman yapardım. Yani o dönemlerde hem çalışıyorduk, hem spor yapıyorduk, hem de okuyorduk. Kavgayı çok seven bir insan değilim. Fakat çevre olarak kavgayı seven insanların arasında yetiştim diyelim. Bu sebepten dolayı o tip mücadeleler bana çok farklı gelmedi. Yani ringler bana çok rahat, daha basit oldu benim için diyelim. İlk hocam Salih Güzel orduydu. Allah ondan razı olsun. Hocam ilgileniyordu benimle. O zaman antrenman yaptığım dönemlerde bir cevher görmüş olmalı ki hocam üstüme çok eğiliyordu. Antrenmanda sürekli herkes normal antrenman yaparken ben birebir onunla özel çalıştırıyordu beni. Onun haricinde bir hocam daha vardı, Mehmet Emin Karahan. Allah ondan razı olsun. Mehmet Emin Karahan hocamla da çok çalıştım. Çok emeği var üzerinde. Daha sonra en çok uzun yıllar çalıştığım, çok emeği var bende. Kendisi de bir şampiyon olan Sadık Oflu'dur. Maçlara 36 kiloda başladım. 36 kilodan 80 kiloya kadar bütün sikletlerde dövüştüm diyebilirim. Sporda ilk başarımı 36 kiloda, miniklerde almıştım. İlk yarışmaya katıldığımda sabaha kadar uyuyamamıştım. Dönmüştüm sürekli. Hatta sabahleyin kalktığımda yemek yiyememiştim. Orada da yani amatör branşlar yapanlar bilirler, sürekli isminizin okunmasını beklersiniz. Sıranız geldiği zaman, isminiz okunduğu zaman çıkar ve orada yarışmaya katılırsınız. Sürekli yemek yemediğim için de sürekli o şekilde bekledim. Çok ciddi bir baş ağrısı oldu sonra heyecandan. Tatemiye çıktığımda nerede olduğumu şaşırdım bir anda. Neredeyim ben dedim, köşem neresi, hepsini unuttum. İlk maçımı yenilmiştim. Birinci maçı yenildim. Ondan sonraki maçlarda sürekli şampiyon oldum hamdolsun. Motivasyonum o yönlü gelişti. İlk çıktığımda bir abandone olmuştum. Japonya'ya gittiğimiz zaman orada birçok taraftarımız var. Yani yüz binlere ulaşan, belki de milyonlara ulaşan taraftarlarımız var. Biz oraya gittiğimiz zaman şöyle bir yol izliyordum ben. Çünkü bizim dünyada bir kürsümüz olduğu için biz hem kendi kültürümüzü, tarihimizi, inancımızı temsil etmemiz gerektiğini düşündüm. Bu sebepten dolayı oraya giderken İngilizce ve Japonca Kur'an meali götürüyordum. Onlara veriyordum, taraftarlarıma okuyorlardı. Hatta çok etkilendiğim bir konu var. Gelip bana dinledikten sonra, o görüntüleri dinledikten sonra gelip kendi fikirlerini anlatıyorlardı. Ya bir tanesi anlattı hatta. Dedi ki, annem bunu dinledi dedi. Hiçbir şey anlamadığı halde dedi. Hüngür hüngür ağladı dedi. Neden ağladığını bilmiyorum ama dedi. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Kur'an-ı Azimüşşan'ı insan dinlediği zaman belki Arapçası yoksa anlayamayabilir ama ruh onu anlar. Ruh onu algılar. Ruhun dili yoktur. Sadece spor branşında değil mesela motorda olsun ve diğer branşlarda olsun. Çünkü ben başka branşlarla da uğraştım. Fakat bu milli bazda olmadığı için bunu biz anlatmadık. Su altı, yüzme, atletizm, cirit atma, gülle atma, disk atma gibi çeşitli çalışmalar yaptım. Fakat bu yarışma boyutunda olmadı. Yarışma boyutunda olan sadece dövüş branşları idi.
Allah Teala öyle bir özel yetenek vermiş ki yani birçok spor branşında başarılı olabilecek bir kabiliyet. Muhammed Ali'nin bir lafı var. Ben her zaman bunu benimsiyorum. Bale yapsaydım gene başarılı olurdum diyor. Yani ben yapmış olduğum bütün sporlarda başarılı oldum. Yani ben atletizmde yarışmalara katılmadım ama 100 metreyi onun altına düşürebiliyordum yani. Dünya şampiyonluklarının arasında hem amatör dünya şampiyonlukları var hem profesyonel dünya şampiyonlukları var. Profesyonel dünya şampiyonlukları Şampiyonlar Ligi dediğimiz tarzda Mike Tyson, Muhammed Ali'nin dövüştüğü yüksek performanslı maçlardan bahsediyorum. Bu tarz maçlarda ülkemi layıkıyla temsil etmeye çalıştım. Normal bir şampiyonluk değil, dünyadaki bütün dünya şampiyonları arasında, Avrupa şampiyonları arasında en iyi olmayı hedefledim. Bunun sebebi de şudur ki, Türk milleti geçmişi, tarihi destanlarla dolu olan bir millettir. Bizler zayıflık gösteremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden çok büyük hedeflerimiz olmalı, çok büyük başarılarımız olmalı diye düşünüyorum. Japonya'ya ilk gittiğimde, menajerim de Avustralya'dan geliyordu, Tarık Solak. Rabbim ondan razı olsun. Rabbim ona rahmet eylesin, vefat etti kendisi. Çok emeği var bizim üzerimizde. O da Japonya'ya gelmeden evvel ben yani iyi bir İngilizcem de yok. İngilizce öğrenmedim çünkü Türkçe konuşmak istiyorum her yerde. Kendi dilimle konuşmak istiyorum. Yabancı bir dille konuşmak istemiyorum. Eğer insanlar bizimle bu şekilde irtibata geçmek istiyorlarsa Türkçe öğrensinler diye düşünüyorum. Ben böyle düşünen bir insanım. Kendi kültürüme göre ve dilime göre hareket etmek istiyorum. Oradayken o kadar yalnızlık hissettim ki, orada namaza durduğumda, vakitler de biliyorsunuz farklı oldu. Yani şimdi buradaki vakitler gibi değil. Oradaki saat farklılığından dolayı bir abandone olduk. Namaza durduğumda sanki hiç görmediğin, uzun zaman görmediğin bir dostuna kavuşmuş gibi dostuma kavuşmuş gibi hissettim namaza durduğum zaman. Hemen tanıdık geldi her şey. Ortam tamamen değişti, yalnızlığım tamamen bitti. Namaza durduğum zaman. Hatta öyle bir şey yaşamıştım ki orada, balkona çıktığım zaman kargalar öterken dedim ki ya Allah'a dedim hamdolsun kargalar bile Türkiye'deki gibi ötüyor en azından diye de bir söylemde bulunmuştum. Ne kadar sıkılmışım siz anlayın. Namaza durduğum zaman bu sıkıntım gitmişti. Bir dostuma kavuşmuştum gibi hissettim. Ben sporun dışında yüzmeyi çok seviyorum. Yüzme, özellikle dalışı çok seviyorum. Bahçeyle uğraşmayı çok seviyorum. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Bitkilerle, çiçeklerle uğraşmayı çok seviyorum. İşte elma, armut, kiraz ama işte gül, manolya gibi birçok bitkilerim var, ağaçlarım var diyelim. Onlarla ilgiliyim. Çapalama, ot pişme, çapa yapma. Onlarla ilgilenmeyi, sulama yapmayı seviyorum. Tüm maçlarımda neredeyse profesyonel ve amatör dünya ve Avrupa şampiyonluklarına gideceğim zaman ben özellikle tarlada çalışmak için köyüme giderdim. İnsanlar bana o zaman çok tuhaf gözle bakarlardı. Hatta o dönemde benim şampiyon olduğumu bilmeyenler köy ortamında işte koşu yaparken ya bu deli mi derlerdi ben koşuyor falan. Tarlada çalışıyor, İstanbul'dan gelip tarlada çalışıyor falan derlerdi. Ama bu işte toprakla uğraşmak hem büyük bir motivasyon hem de büyük bir kondisyon ve güçtür aslında. Evliyim, çok eski bir evliliğim yok. Yani ben spordan dolayı geç evlendim diyelim. Henüz bir çocuğum yok ama Allah nasip ederse inşallah bir gün olur. Bizim spor camiası çok bellidir yani. Hareketli bir camia. Evlenmeyle alakalı çevremizdeki mesela benim evlilikle alakalı kriterlerim şuydu. İslam'a uygun kültürüme, inancıma, tarihime ve İslam'a uygun bir eş. Yani benimle beraber saf tutabilecek, namaz kılabilecek, saf tutabilecek, İslam'a göre yaşayabileceğim bir eş tercih ettim ben. Bu tercihimi de söyledim. Bu şekildedir genel olarak insanlar çevresiyle paylaşır bunu. Çevresinde de insanlar Türk toplumunda biliyorsunuz ki insanları evlendirmek için yardımcı olurlar. Ben bu şekilde çevreme söylemiştim.
Bu arada maçlara gidiyoruz, geliyoruz. Ve yani harama düşmemek için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani çok hareketli bir camianın içerisindeyiz. Yani derler ya, şöhret afettir aslında. Yani doğru kullanıyorsan iyidir. Yani doğruysan, İslam'a göre hareket ediyorsan problem yoktur, ama şöhret afettir yani. İnsanın nefsi insanı bir anda cehenneme, ateşe atabilir. Farklı bir yere götürebilir. Rabbim ondan bizi korusun. Bir gün o kadar daraldım ki, yani ben istediğim gibi İslam'a uygun bir eş bulamıyorum. Ona göre de bizi isteyenler, ya bizimle mesela etrafımızdakiler de biz istediğimiz gibi olmadığı için evlilik yapamıyoruz. Böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Öyle bir durumda etrafımda başka insanlar da vardı. Böyle bir bir cami gibi düşünün, cami cemaati gibi düşünün. Onlar da bakıyorlar. İstediğimiz insanı, o an istediğimiz insanı bulamadığımız için böyle bir dedim ki, ya Rabbi. Dedim ki, eğer dedim, bana dedim yardım et. Benimle berabersen dedim, bana dedim bir işaret gönder. Dedim, kalbim mutmain olsun dedim. O an öyle bir mesaj geldi herkesin arasında. Bir mesaj okuduk, bir ayet. Sonunda şu, hatırladığım kadarıyla diyor ki, kulum senin imtihanın bu, Rabbin için sabret diye bir mesaj geldi bana. Dedim ki, hamdolsun ya Rabbi. Bu kadar kesin ve nettir. Allah-u Teala kuluna çok yakındır. Daima dinimi yaşayan bir insanım. Yani ben daima İslam'ı yaşamaya çalışan, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymaya çalışan, Allah'ın hudutlarını aşmamaya çalışan bir insandım. Bundan dolayıdır ki insan bunu hissediyor. Girmiş olduğum her platformda, yapmış olduğum her işte Allah-u Teala'nın hudutları benim için çok önemli olmuştur. 10 yaşından bu yana namazımı hiç bırakmadım, daima kıldım ben. Şimdi Allah-u Teala'nın bize farz kılmış olduklarını zaten yapmak zorundayız. Bizim amacımız şu, bizim nafileleri daha çok yapmakla alakalı çalışmalarımız var diyelim. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ne dedi? Ey Habibim, kullarıma söyle, bana nafile ibadetlerle yaklaşsınlar. Biz nafile ibadetleri daha çok, yani farzları zaten mecburuz yapmaya. Onun haricinde Allah-u Teala'nın bizden daha çok razı olması için daha çok zikir ehli olmaya, diğer işte gece teheccüd namazları, sabah namazlarından sonraki yapacaklarımız, ne bileyim işte Peygamber Efendimiz'in bize tavsiye ettiği tesbihatlar, bunları yapması lazım insanın. Şöyle bir durum var ki insan Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya çalıştıkça, bunu hedefledikçe, zikir ehli oldukça, İslam'ı yaşadıkça o insanda feraset çok farklı oluyor, fazla oluyor. Bu şunu gerektiriyor. Mesela geçmişe baktığımız zaman, mesela konuşmamızın ilk başında ne demiştik? Fatihler, Yavuz Sultan Selimler, değil mi? Kanuniler baktığımız zaman, Allah-u Teala ya da İslam büyüklerine baktığımız zaman, Allah-u Teala bunlara bu başarıları niye vermiş aslında? Onun temeline inmemiz lazım. Bunları Allah-u Teala niye tercih etmiş? Bunlar ne yapmışlar da Allah-u Teala onları tercih etmiş? Başta iman etmeleri, samimi iman etmeleri, ondan sonra samimi olarak hedeflerine yönelmeleri ve bu yönde çalışmaları ve taktiksel çalışmaları. Ondan sonra ne geliyor? Feraset geliyor. Feraseti insana verecek olan Allah'tır. Bu feraset öyle bir ferasettir ki, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği dönemde, fetih gerçekleşemediği o sırada gemileri karadan yürütebilme feraseti verir Allah insana. Ondan sonra gemiler karadan yürütülürken de bir sıkıntı çıkmamasını ihsan eder Allah. Bunu insan bilirse başaramayacağı hiçbir şey yoktur, öyle söyleyeyim. Bizim başarılarımız onların yanında çok küçük. İnşallah daha büyük başarılar ihsan eder Rabbim bize.
Cuma günü Müslümanların tatil günüdür aslında. Cuma günleri temiz giyiniriz. Cuma'ya gideceğimiz için. Sabah zaten sabah namazına kalkıyoruz. Sabah namazından sonra yapacaklarımız var. Ondan sonra kahvaltımızı yapıp Cuma'ya hazırlık yaparız. İşlerimiz varsa işlerimize devam ederiz. Yani Cuma için özellikle yapmış olduğum bir şey yoktur ama Cuma namazına muhakkak gitmeye çalışırım. Yani çok ciddi bir rahatsızlığım, hastalığım olmazsa Cuma namazına giderim. Temiz ve pak bir şekilde gitmeye çalışırım. Çünkü Cuma Müslüman için çok önemlidir. Önceliğimizdir. Kurban, yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Allah'a kul olmanın, ona yaklaşmanın, onun emirlerine itaat etmenin gayretidir. Kurban, Allah'a duyduğumuz muhabbetin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunun göstergesidir. Dünya hayatında sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda feda edebileceğimizin simgesidir. Her zaman Cuma namazları benim için çok özel oldu. Her Cuma namazında da aynı hazzı aldım. Şöyle ki, Cuma namazı da dahil olmak üzere namaz, secde etmek o kadar büyük bir şey ki, rüküye varmak, secdeye varmak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ben dünyada daha güzel bir lezzet olduğunu düşünmüyorum. Allahu Teala ile hemhal olmaktan, Allahu Teala'ya secde etmekten, ona kul olmaya çalışmaktan, kul olmaktan ve Allahu Teala'nın rızasını ummaktan daha güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum ben dünyada. Allahu Teala'nın razı olması insana daim olarak kalacak olan bir güzelliktir bence. Dünyadaki her şey sona erecektir. Bizim şampiyonluklarımız, başarılarımız, çalışmalarımız, ne bileyim zenginliklerimiz, yani elimizdeki ne varsa her şey geçicidir. Allahu Teala'nın rızası, razı olması bakidir. Bizim yaptıklarımız teferruattır. Çünkü biz yaptığımız işlerden hesaba çekilmeyeceğiz. Allahu Teala'nın şeriatından hesaba çekileceğiz. Bunu göz ardı edemeyiz. Onun hudutlarına göre, onun emirlerine göre yaşayalım ki Allahu Teala bize dünyada güzellikler ihsan eylesin. Camilere gitmeye çok özen gösteririm. Vakit namazlarını daima camide kılmaya, cemaatle kılmaya çok özen gösteririm. Çok yetişemeyecek kadar acil bir işim varsa bazen yetişemiyorum, kendim kılıyorum. Ama mümkün olduğu kadar cemaatlerle namaz kılmaya çalışıyorum. Çünkü bize tavsiye edilen cemaatle namaz kılmaktır. Yapmış olduğumuz sporun ya da işlerin kesinlikle ibadetimize engel olma faktörü yoktur. Biz işimizi zaten İslam'a göre yönlendiriyoruz. Yani İslam'ı işimize yönlendirmiyoruz ki. Biz yapmış olduğumuz işleri İslam'a yönlendirmemiz gerekir. Biz şimdi yapacağımız işlerde öğlen namazını, ikindi, akşam yatsı namazını düşünerek kendi iş çizelgemizi hazırlarsak bir problem yaşamayız. İşlerimizi buna göre yapmamız lazım bence. Özellikle Cuma namazını şurada kılayım dediğim bir yer yoktu. Cuma namazını kılmak, önemli olan, asıl olan Cuma namazını kılmaktır. Nerede kıldığın değil, Cuma namazını kılmış olman, kılıyor olman önemlidir. Her namaz çok önemlidir. Her namazı kılmamız lazım. Her namaza değer vermemiz lazım. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı, bütün namazlarımızı kaçırmamamız lazım. Namaz dinin direğidir. Namazdan insan almış olduğu lezzeti biraz algılasa, bunu anlasa, secdeye vardığı zaman Allahu Teala'ya kulluğundan dolayı bunun ne anlama geldiğini insan idrak etse asla bırakamayacaktır. Ama Cuma namazlarına da çok önem vermemiz lazım. İslam alemi için, Müslümanlar için Cuma namazı farzdır.
İnsan yapmış olduğu ibadetlerini Allah'ın rızası için, ilahi ente maksudi ve rızaka matlubi için yapılır. Yani sırf Allah'ın rızası için yapılır. Bunu yaptığınız zaman o lezzeti alıyorsunuz. Bırakma şansınız da yoktur. İnsan almış olduğu lezzeti bırakmak istemez. Biliyorsunuz, başarılar tesadüfen olmaz. Çok çalışmayla olur. Biz talip olduk, hedefimize yöneldik. Allah-u Teala da bize ihsan etti. Bize bu başarıları ihsan eden Allah'a hamdolsun. Bizim Allah-u Teala'ya daha çok hamd etmek ve daha çok şükretmek, daha çok ona secde etmemiz gerekir. Çünkü bize apayrı büyük başarılar ihsan etmiş. Ben kendi şahsıma öyle düşünüyorum. Bizim daha çok Allah-u Teala'ya secde etmemiz lazım. Bu verilen başarılar ve insanın bu şekilde tanınıyor olması, insanların sana sevgi duyuyor olması, Allah-u Teala'nın bir muradı, kalpler Allah'ın elindedir, Allah-u Teala'nın bir muradı. Allah-u Teala bize böyle bir güç, böyle bir performans, böyle bir başarı ihsan ettiyse Allah'a hamdolsun. Daha çok bizim herkesten daha fazla hamd etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz spor branşları olarak birçok spor branşında ülkemizi temsil etmiş, dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırmış bir insanız. Fakat benim bizi dinleyen genç kardeşlerimize şunu önermek istiyorum. Hangi iş branşında olursa olsun, bu spor olur, sanat olur, siyaset olur, bir iş konusunda bir çalışma yapar, bunu çoğaltabiliriz. Hangi branşta olursa olsun çok büyük hedeflere yönelmeleri ve bu hedeflere yönelirken şunu hiçbir zaman unutmamaları, Türk milletini ve Türk bayrağını temsil ettiklerini unutmamaları, ülkelerine göre bir çalışma yapmaları ve çok büyük hedefleri başarmaları ve hiçbir zaman zayıflık göstermemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bizim bütün dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız Türk milletinin ayakları altındadır. Üstüne onurla basarak yürüsünler diyelim. Thank you.